Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'in en önemli konuları genelde cinsellikle ilgili. Yani üzülerek söylüyoruz tabi bunu. Tuvaletin tahareti, cim'a, kadınlarla birleşme, işte uyanma, uyuma gibi problemler adamların en önemli konuları. Şimdi bana genelde gelen sorular, benim dostlarımdan bana gelen sorular, namaz, namaz, namaz. Namaz, yine namaz. Kitabını yazdık, yüzlerce videoda anlattık. Canım, ciğerim, arkadaşlarım bana bir soru soruyorlar. Ya evlere şenlik ya. Yine namaz, namaz, namaz. Yani bazen sitem ediyorum. Diyorum ki ya kardeşim, binlerce insan zor durumda. Bir sürü insan kötü yola düşüyor. Müthiş bir sıkıntı var. Geçim sıkıntısı var, huzursuzluk var. Bir sürü problem var. Evsizler var, aç insanlar var, yolda kalanlar var. Senin başka derdin yok mu? Müthiş bir şey ya, müthiş bir şey. Sanki namaz problemini çözse başka bir derdi kalmayacak. Kendi özel hayatında 50 tane problem var. Mahmut abi Taha 114. Ya kardeşim, anladığınızı yapın ya. Anladığınızı yapın. Akabe, zor yokuş. Ha biraz zor diyorlar. Ha biraz zor diyorlar. Yani Ehl-i Sünnet'in namazı zaten evlere şenlik. Adamlara soruyorum, namazda hadis okunur mu? Okunmaz. Tahiyyatı niye okuyorsun? Soruyorum, Ehl-i Sünnet karşıma geçiyor, oturuyor. Diyorum, namazın neden sessiz kılıyorsun? Neden içinden öyle kılıyorsun? Resul öyle kılmış. Ayeti gösteririm. Ayet. Elimi nerede bağlayacağım? Elimi ne kadar kaldıracağım? Ayağımı ne kadar açacağım? Ne okuyacağım? Ne giyeceğim? Ne söyleyeceğim? Sanki mübarek Kanada olmuş. Hiçbir derdi kalmamış. Adamın derdi namaz. Hakikaten birinci sıraya, en başa namazı mı koyuyorsunuz siz ya? Yoksa ben mi başka dünyada yaşıyorum? İnsanlar aç, insanlar perişan. Elektrik faturasını yatıramayanlar, suyu kesilenler, borcu yüzünden boşananlar, yuvası yıkılanlar, şehir değiştirenler, kaçanlar, borcunu ödeyemeyenler. Senin derdin nedir? Namaz. İşin ilginç tarafı, en çok Türkiye'de namaz kılanlar, namaz kılarken ne söylediğini bilmeyenler. Ben 7 yaşından beri namaz kılıyorum. Fatiha'yı bana söyler misin? Fatiha ne diyor? Ne bileyim ben abi. Ulan 7 yaşından beri namaz kılıyorsun. Yaş 50, Fatiha'nın manasını bilmiyorsun. Sen namaz mı kılıyorsun? Ben kendimi bildim bileli namaz kılıyorum. Sürekli cemaate giderim. Fatiha'nın birinci ayeti ne? Bilmem. Bilmem. Bugün yani 5 vakit namaz kılan bir dostuma saatleri sordum. Dedim ki ilkinde namazının saati kaç? Ezan saat kaçta okunur? Adam 1 saat hatalı cevap verdi. Ama namaz kıldığını söylüyor. Günün ortası, öğle ile akşamın arası, ilkinde namazının vaktini 1 saat hatalı söylüyor. Ama kılıyorum diyor. Olabilir. 1 saat hata yapabilir. Neden? Çünkü ezan okunur okunmaz gidip kılmak zorunda değil. Ama sen bana namaz üzerine gelip ayetle çatır çatır soru soruyorsan, kusuruma bakma, 1 saat hata yapmayacağız. 1 saat hata yapmayacağız.
10-15 dakika hata yapabilirsin. Ama bir saat hata yapmayacaksın kardeşim. İşte nasıl benim etrafımdaki insanlar namaza kafayı taktıysa, ehl-i sünnet de kafayı aşna fişneye takmış. Onların da işi cim'a, halvet. Yani cinsel birleşme adamların kitabında bir numara. Önce o iş. Önce o iş. Adamların, bak buyurun, şimdi adam kürsüsünde, makamında adama gelen soruya bak. Onların cemaatinin derdi de bu. Onların başka dertleri yok onların. Eğer soru cevapsa, onlardaki soru cevabın konusu ya taharettir. Tuvaletten sonra kaç taşla taharet olacaksın? Taşla silmek sünnettir. Ya da cima. Şimdi buyurun hep beraber ehl-i sünnetin bir numaralı problemini dinleyelim. Ebu Bekir Sefil Hoca biliyorsunuz bu işin duayenidir, profesördür. Televizyonlarda kanal kanal çıkıp derdini anlatır. Caner Taslaman'la konuşurken namaz kılmayan öldürülmez, yok olur bir şey deyip kendi cemaatine gelince namaz kılmayan öldürülür diyen, kanala, programı karşısındakine göre konuşan bir adam. Kontrol edebilirsiniz. Bakın şimdi ne diyor. Evleneceğimiz zaman kızın annesinin elini öpmek caiz midir? Değildir. Kızın annesinin elini öperken vücudumuzda herhangi bir uyanma olursa eşimiz bize haram olurmuş. Evet, bu doğrudur. Yani bir kimse eşinin annesinin, kaynanasının eline dokunduğunda, bir yerine dokunduğunda eğer içinde bir kıpırtı hissediyorsa hanımı ondan boş olur. Çok dikkat etmek lazım. Duydunuz mu dostlar? Ne kadar basit. Ama işin kötüsü bir de kaynana diyor. Şimdi kaynana yani kayın anne, kayın valide. Ne demek biliyor musunuz dostlar? Kaynana yani hızlandırılmış ne derler ona? Erozyona uğramış hali kaynana. Orijinali kayın anne, kayın valide. Yani anne yerine demektir dostlar. Anne yerine. Kendisi de bizzat kaynana diyor. Anne yerine dediğin kişinin eline dokununca, bakın öpmeyi boş verin, dokunduğunda diyor. Dokunduğunda diyor ya, öpmeyi bir kenara geç. Nikahın iptal olur diyor. Nikahın boşanır diyor. Kaynanana dokundun, nikah gitti. Eşinle yattığın oldu zina, doğan çocuk da oldu veledi zina. Neden? Anne yerine koyduğun insana dokunduğun için. Bunların beynine gusül abdesti saldırmak lazım. Bu zihniyetin dostlar beyni cenabet. Beyni cenabet olan insanların önce beynine gusül abdesti saldırması lazım. Keşke şu söylediğinden dolayı mahkemeleşsek birileriyle. Kaynanana dokunduğun zaman nikahın boşalır, nikahın düşer. Delilin nedir? Allah'tan korkmazlar. Talak suresi var ya, boşanmanın suresi var. Anne yerine koyduğun bir insana sadece dokundun diye nikahını iptal ediyorsun. Sizde nasıl bir dokunma var? 2000 voltla dokunsan bu kadar tesir etmez. Bu kadar yakmaz. Ben bu zihniyetin kendi annesinin elini öpmesini doğru bulmuyorum. Tekrar ediyorum. Bu zihniyet kendi annesinin elini öpmesin. Niye? Adamın kalbine gelir. Ya beni evlatlık aldılarsa? Ya ben yetimhaneden alındıysam? Ya ben üvey çocuksam? Teste yaptırmadık. Ne olur ne olmaz. Olamaz mı yani bir ihtimal? Siz bu zihniyete çocuğunuzu emanet etmek zorunda olduğunuzu düşününsene. Bir yere gideceksiniz ve bu zihniyete kızınızı, kuzeninizi, kardeşinizi emanet etmek zorundasınız.
Adamlardaki kafaya bak. Ondan sonra da iyi düşün. Dokunduğunda içinde bir kıpırtı hissediyorsan. Lütfen dostlar, bu çok ciddi bir konu. Bu çok ciddi bir konu. Ne demek istiyor sizce? Dokunduğunda içinde bir kıpırtı hissediyorsan. Senin fıkhında bu varsa, adam dokunduğunda zaten düşünmeye başlayacak. Okumuş çünkü. Bakın, buna eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek denir. Hiç adamın aklında fikrinde öyle bir şey yok. Sen tutuyorsun, kitaplara bunu yazıyorsun. Bunu fıkhi bir madde olarak koyuyorsun. Boşanma gerekçesi olarak koyuyorsun. Nikahın iptal olma gerekçesi olarak koyuyorsun. Ondan sonra adam gidiyor kaynanasına dokunuyor. Başlıyor düşünmeye. Benim bir yerim kıpırdadı mı? Yok, kıpırdamamış. Tamam, benim nikah devam ediyor. Eğer bir şeyler kıpırdadıysa, hanım ben senin annene dokundum, nikah tazelememiz lazım. Samimiyseniz yapın. Samimi misiniz? Kendi yazan maddelerinize. Hayır, dokunduğunuzda kıpırdamıyorsa o maddenin orada ne işi var? Nasıl bir ihtiyaç hasıl oldu da siz bu maddeyi aldınız, kitaplarınıza koydunuz? Nasıl bir ihtiyaç zuhur etti, gündeme geldi ve siz bu hükmü verdiniz? Bunu bir madde olarak kitabınıza aldınız. Nasıl bir din yaşıyorsunuz özel hayatınızda? Özel hayatınızda nasıl bir inancınız var da böyle bir maddeye ihtiyacınız var? Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün canlı televizyon yayınında bir olayı aklıma geldi. Karşı taraf soruyor. Hocam, Ramazan'da oruçluyken ezan okunduğunda, akşam ezanı okunduğunda eşimle ilişkiye girerek orucumu açabilir miyim? Orucu bozan şeyler arasında o da var. Yaşar Nuri Öztürk efsane bir cevap verdi. Mükemmel bir cevap verdi. Pratik zeka bu kadar olur. Düşünme metodu bu kadar hayata geçirilir. Ne dedi biliyor musunuz adama telefon bağlantısında? Kudurdun mu dedi. Kudurdun mu? İşte bu tür şeyleri kendisine dert edip dinin bir problemi gibi soran insanlara verilmesi gereken cevap bu. Sen kudurdun mu? Hocam, kaynanama elimi değersem ya da elini öpersem buna işte haram diyorlar, günah diyorlar, nikahın bozulur diyorlar. Ne diyorsunuz? Dediğin zaman ona verilecek cevap sen sapık mısın? Kudurdun mu? Demek lazım. Hayır. Adam diyor ki evet, nikahım düşer diyor. Bu diyor kitaplarda var diyor. Kitaplarda ihtiyaca göre yazıldığına göre siz bu insanların özel hayatını, dünyasını düşünün. Dostlar, kitaplardaki özellikle fıkıhta sorulan sorular ve cevaplar başa gelip yaşandıktan sonra kaleme alınmış şeylerdir. Durumun ne kadar vahim olduğunu lütfen anlayın. Şimdi baştan sona bir kere daha dinleyelim. İbretlik olsun. Evleneceğimiz zaman kızın annesinin elini öpmek caiz midir? Değildir. Kızın annesinin elini öperken vücudumuzda herhangi bir uyanma olursa eşimiz bize haram olurmuş. Evet, bu doğrudur. Yani bir kimse eşinin, annesinin, kaynanasının eline dokunduğunda, bir yerine dokunduğunda eğer içinde bir kıpırtı hissediyorsa hanımı ondan boş olur. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi dostlar, dikkat ederseniz soru evlenirken, daha evlenmemiş. Ama Ebu Bekir Hoca kitaplarda yazdığı için direkt ayrıntısıyla veriyor. Eşinizin annesi, kaynananız diyor. Dokunursanız ve vücudunuzda bir kıpırtı olursa nikahınız bozulur diyor, düşer diyor. Şimdi bu adamların, Kur'an yetmez diyen bu adamların
Bunları konuşmak yerine bizim karşımıza geçince, madem Kur'an yetmez bana namazı göster sorusunun, sormalarının arkasındaki gerçeği görüyor musunuz? Kur'an yetmez. Eğer Kur'an yetiyorsa hadi bana namazı göster. Kur'an yetiyorsa hadi bana abdesti göster. Kur'an yetiyorsa hadi zekatın 1/40 olduğunu göster diye soru sorarlar. Peki neden soru sormuyoruz? Şöyle bir soru neden sormuyorlar? Cübbesiz Mahmud. Madem Kur'an yeter, hadi o zaman bana kaynanama dokunduğum zaman nikahın düşmediğini hadi bana Kur'an'dan göster. Neden öyle sormuyorlar? İşte size bana namazı göster, bana zekatı göster diye soranlar, siz ona cevap veremezseniz sizin kaynananıza dokunmanıza böyle fatura keserler. Sorunsana bana. Madem Kur'an yetiyor, ben kaynanama dokundum. O zaman ne olacak? Hadi bana Kur'an'dan göster diye niye sormuyorlar? Ne kadar güzel değil mi? Sordukları soru belli ama o soruyla sizi çağırdıkları yer belli. Lütfen aklınızı kullanın ve düşünün. Bana namazın rekatı, zekatın oranını Kur'an'dan göster diyen adamların sizi çağırdıkları çiftlik burası. Ona göre. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.